aleyküm arkadaşlar. Kırıkkale merkeze bağlı Klevli mevkindeyiz. Burası 1400 ağaçlı, 40 küsür dönümlü e, Fernor bahçesi. E, burada bazı işler doğru yapılmış baştan. E, şey alınmış, biraz bilgi destek almış dikimden önce. E, Fernor için ronde e, ve 50 tane e, 1400 ağaç 50 tane ronde ve fernet de yine kullanılmış. şey çok şey değil. dikimle ilgili sıkıntı yok. E, ile 50 tozajı normalde araziye yayıldıysa o da yeterli olur. Onda sıkıntı yok ama şu anda şey yapmıyor. Tam istenilen verimi yapmıyor. ben biraz tozajıya bahane bulduk ama ağacın gelişimiyle budamayla ilgili de sıkıntılar görüyorum. Çoğunlukla modifi lider gibi yapılırken gobleye dönmüş. Şu mesela gobleye daha uygun. Bu gobleye dönmüş. Şunda ne olduğu belli olmayan bir e, tam şeyin önünde şöyle göstereyim. Bu ağaç. Ee, tam budama şeklinde olduğu belli olmayan bir tip. Şu tamamen goble olmuş gitmiş. Bu saatten sonra bu ağaç 1400 burası 1100 tane. Diğer tarafta devam var. Ee, geri modifiye lidere döndürmek bütün dallar kesmek olur. Şimdi şey, modifiye lidere, lidere, de dönmez. Onun için çoğunlukla goble olarak devam etmekten yanayım. Ben ki burası biraz karasal iklim e, soğuk iklim e, vejetatif dönem kısa gelişme dönemi yani kısa e, bu seviyeye getirmek gene çok iyi 6. yıl bu arada eee zannediyorum 7'ye 4 dikim olması lazım. 7'ye 4 dikim. Eee 6. yıl yine bu seviyeye getirmek çok iyi. Çünkü ya başka yerlerden 1 ay 1,5 ay sonra belki tomurcuk patlatıyor. Genel olarak bahçe her taraf aynı gelişimde değil ama çok iyi bakılmış, büyük yatırım yapılmış. Ben bu tür bahçeleri orta ölçekli bir fabrikayla eşdeğer görüyorum. Zaten verime tam anlamıyla durduğunda orta ölçekli bir fabrikayla denk olur. Dumanlı bir fabrika, daha az işçi çalışıyor ama zamanla bu verime göre, para kazanmaya göre işçi sayısı da artacak. Bakın bunda ürün epey var. Ama genel olarak bir ürün tutmama, budama ve tozlama problemi gibi görünüyor. E, fakat tabi zamanında bir bakmak lazım. Net şudur diyemiyorum ama 8. yılda aynı problem devam ederse ya burada epey bir ürün var bu kesimde. E, gelişimin devam ettiği için de olabilir. Bir de arkadaşlar ürünün dökülme sebebi sıcak stresi, e, tozlaşma problemi, e, ve hava ve güneş almama ağacın bakamama gelişmeme budama gibi şeyler e, dökülmeye sebep olur. Burada e, Ali Bey'in bahçesi burada e, iyi tarım olarak e, isimlendirmişler arazi şeylerini çiftliklerini iyi tarım ceviz üretim çiftliği gibi e, burada ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar. Ha tozlaşma ile ilgili sunni tozlaşmayı önermiştik. Biraz yetermiş siz gelmiş olabilir ama bence genelde 70 sıcak stresiyle dökülmüş gibi bir durum daha var. Yani ürün dökülmesi var kısaca. Bununla ilgili çözümler üretmemiz lazım. Nasip olur yine gelebilirsek budamayı biraz daha Şekillendirmemiz lazım goble olmuş modifiye lider olmuş çok önemli değil arkadaşlar Önemli olan hava ve güneş aldıracağız Düzgün bir şekil vereceğiz ve e, Verime döndürmeye çalışacağız e, Bazı ağaçlar sanki e, böyle Verimden dolayı Şu ağaç mesela Yaşlanmış gibi bir his doğuruyor Bunlar biraz daha sert budayıp Tekrar e, şey sürgün vermeye e, tekrar uzatmaya çalışmak gerekecek. E, dallara eksiltmek lazım tekrar sürgün verdirmek için. Biraz daha büyüyüp e, şey dallar dal ne kadar çok dal o kadar ürün demek. E, o tür bir uygulamayla elimizden geldiği kadar e, bu, bu düzgün budayıp e, bir, önce ağacı büyütüp sonra verime yatırma. Burada sanki erken ağaç e, yavaş çok yavaş çok yavaş geliştiği için erken e, ve verime yatma gibi bir durum olmuş. Ağaçlar yaşlı yaşlı görünüyor. E bunların biraz temizlenip sibire belki biraz sert budamayla tekrar e, şeye döndürülmesi lazım. Ee, sürgüne döndürüp sonra verime yatırmak lazım. Organik madde e, ben zaten çok düşük olduğunu tahmin etmiştim sıfırlarda. Bu bu, bu tür bahçelerde organik madde sıfır seviyelerde neyse sürekli Leonardit vererek, damlamadan humik asit, solucan sıvı solucan gübresi gibi. Ya yani katı olan sıvı şey katı solucan gübresi, humik asit Leonardit ve ona benzer yarasa gübresi olabilir. Katı destekleyip, sıvı destekleyip sürekli organik maddeyi artırmak lazım. O gelişimde o organik maddenin azının da etkisi vardır. Yani bu tür uygulamalarla ee, şey toprağı zenginleştireceğiz ki ağaç büyüsün. Burada görürsünüz suni tozlama ile ilgili bir çalışma burada duruyor. Zaten yapılan bölgede de ürün fena değil. Ürün biraz küçük ama burada tomurcuk patlatma tarihi geç olduğu için ürüne geç oluyor. Bunun da etkisi var. Bahçe güzel. Genel olarak yapılan masraf, tel, e, büyük yatırım, kurutma tesisi yapılmış. Sulama sistemleri, tel çekme, damlama sistemleri büyük yatırım. Gerçekten büyük yatırım. Çok beğendim. Ama ağaçlar biraz... Orada güneş paneli sistem var elektrik için. Güzel. Yani tam istediğimiz sonuç alınamadığı için insan biraz daha üzülüyor. Yani biraz daha ama şu ağaç gibi ağacı olsa ha biraz daha bizi umutlandırıyor, sevindiriyor. İnşallah daha iyi olacak. Düşüneceğiz iyice. Çözümleri öteyeceğiz. Ee, bu bahçelerini aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Herkese bereketli sezonlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.